Lobi full hala şifre soruyorlar. Sorma yolda ya, onu çok yapıyorlar. Abi Miramar fark attı. Neden Erengel? Fark mı attı? Aa, ben şey yaptığımda Erengel öndeydi lobiyi kurduğumda. Dostum mail adresine nasıl ulaşacağız? Mail atacağım da sana. Tayfun hoş geldin. Mail adresim aşağıda yazıyor. Paneller kısmında. Dur göstereyim sana. Yani yayıncılara böyle mail atacağınız zaman şuradan mail atabilirsiniz arkadaşlar bak. Aa, mail adresim. Sponsorluk ve reklam teklifleri için timurlengsi3 gmail adresini kullanabilirsiniz diyor. Burada da bak Spotify listesinde şarkı adı soranlar var. Onları görebilirsiniz chat. Yani kanalın alt kısımlarını kurcalayın bir. Ya hediyenin pahalısı ucuzu mu olur? Onur, önemli değil o. Ben sana PTT şeyini veririm. Eray, kötü alışkanlık diyelim. Yayında sizlerin karşısında şey yapmıyorum, tüketmiyorum kötü alışkanlıklarımı. O yüzden anladın. Oylamayı süreli yap abi, ona göre sonucu belirle. Aa evet, olabilir, mantıklı. Milenyum nasıl süreli yapıyoruz? Nuri anlatsana be. Abi mailde can bilerek mi yapıyorsun? Discord'ta mısın lan? Az önce mail adresimi attım ya. Dumanla diyor. Ne yapıyorsun lan burada? Manyak kameranın önünde gelmiş yatıyor. Pide, pide, kim istemez ki sıcak pide? Elim yandı eve gidene kadar. Neydi lan derisi? Bir hoş geldin yok. En sıcak dostum pide. Daha kastım var Kadir, hoş geldin. Evet. Uçağımız Georgia Pool'dan Nova'ya doğru ilerliyor şu anda. Georgia Pool bölgesine atlayan birçok oyuncu olacaktır. Pochinki, Milita, Militari, Sukul, Rozok her yeri tercih edebilir oyuncular. Güzel bir uçak yani. Oyuncuların haritaya bol bol dağılacağını düşünüyorum. Early Fight için müsait bir uçak mı? Evet, müsait bir uçak. Gene aynı yere inen 2-3 takımı olacaktır illaki. Michael Jackson, iyisin, hoşsun da. Maç sunacağım. Evet, burada konteyner bölgesine iki takımın atladığını görüyoruz. Su evlerine doğru giden birçok oyuncu var. Sukul Rozok arasını bayağı bir oyuncu tercih etmiş. Pochinki'ye sadece iki takım geliyor. Military bölgesine bayağı bir oyuncu atladı. İki takım da şu anda Sosnovka adasına doğru ilerliyorlar. Menekşe, yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Ya Piyaniç iyi eğleniyorsun ha. Bağışlar neden gözükmüyor mu? En son 10 TL'lik bir bağışın geldi TC Hoca. Onun dışında bir bağış gelmedi bana. Bağışı nereden attın? Bu arada Light Kuba burada tekneye inme kararı almış. Yasna'ya doğru gidecek galiba. Farm bölgesine iki takımın indiğini görüyoruz enteresan bir şekilde. Burada Espanyolin'in olduğu yerde bir fight çıkma durumu var. Dark TV ile Yusuf Can mı kapışıyor orada? Yusuf Can Salih'i indirmiş. Evet, ilk oyuncu, ölen oyuncu Salih oluyor. Military'e bir oyuncu sadece atlamış. Burada bu arada neler yaşanıyor? Ha, yumrukla yakalamışlar. Araçla mı ezmişler anlamadım. Erdem'i burada indirdiler. Hemen de öldürdü orada VML. Beleş kilini aldı. Puf yastık burada. Araçsız bir şekilde onlara doğru koşmuş. Puf yastık. Takım arkadaşının helvasını dağıtmaya gelmiş galiba. Ve şu anda da olay yerinden uzaklaşıyor. Evet, Pochinki'de bir yakınlaşma var. Hemen oradaki yakınlaşmaya bakalım. Kriko bölgede
atıyor. Tommy Gunn da ona karşılık verdiler. Bayağı bir vurdular hatta. Hemen üst kata doğru bir push gelecek mi diye bakıyorum. Aynı evde 4 oyuncu oynuyorlar. Creek orada kaçtı yani iki oyuncunun aynı evde olduğunu fark edince. Ve bomba attılar hemen Creek'in çıktığı binaya doğru. Evet şurada kapışmalar başlamış. Espanyol değil burada. M4 spreyi atmaya çalışmış uzak mesafeye. Şu an bombasını çekti. O çok başarısız bir bomba bu arada. Tayfun burada Kar98 4X ile Espanyeli'nin olduğu yeri doğru. Şu an ince ince çekliyor. Bu arada Sniper Cafer'i ezmiş. Evet şu an Tayfun fark etti KNG'nin Noli'yi. Orada bombasını aldı. Tepelerde loot'unu yapmaya devam ediyor. Orada bir 4X mi gördü o? Ne gördü o? 3X ve 6X yan yana. Onu görmeyi almak için şu anda uğraşıyor KNG Noli'yi. Gördüm diye bakıyorum. Evet görmüş orada 6X ve 3X'i. Derken uzaklardan bir mutant atışı yedi. Burada Ejain. X Scar Spray'ler Espanyol'u iyi orada darlamaya çalışıyor. Egemen yan taraftan burada arkalarına dolanmış. Tayfun ve Ejain'in. Windace bu arada takım arkadaşını vurdu. Mattaf'ı vurdu. Mattaf da Western Tiger'ı vurdu. Yani çok yakın oynamanın da böyle cezaları olabiliyor. Burada iki oyuncuyu düşürmeyi başarmışlar. Western Tiger'ın takım arkadaşı nerede diye bakıyorum. Sanırım Pochinki içerisinde değil. Evet. Burada Bindes ve takım arkadaşları burada hayatta kalacaktır. İçerisinde fightler başlamış. Evet Mattaf burada iki düşen oyuncuyu da öldürüyor. Militer'in içerisinde FMG Zonetic Bay Shot'u yakalamış. Espanyoli burada hangarın dibine kadar gelmiş. Konteynerların içine doğru ilerliyorlar şu anda. Yani şu bölgede kapışacaklar. Egemen şu an flank. Bir oyuncu indirmeyi başardı orada Tayfun. Düşen oyuncuyu öldürecektir. Orada Egemen bir bomba attı ama başarısız bir bomba. Bu arada gizli bir kişi Onur Selim'e bir abonelik hediye ediyor. Kim o gizli kişi kim ya? Niye gizli abonelik hediyesi geldi? Espanyol'u burada orada linkini attı. Espanyol'u da indirdiler. Kim o gizli kişi? Gizemli bir kişi abonelik hediye etti. Espanyol'u da indirdiler burada. Egemen bu arada ölmek üzere. KNG Valvanil. Takım arkadaşını kaldırmak yerine orada boost içiyor. Egemen yan tarafta ölüyor. Yani git tut adamı be. Valvanil. Aa öldü adam. Safe bir yerdeydi daha. Vexnomet hoş geldin. Hakikaten mübarek adamsın ha. Hoş geldin Vexnomet. Nasılsın iyisin? Akşamları çağırıyorum seni hiç cevap vermiyorsun bana ha. 2'dir 3 oldu bak gene. Evet Light Kuva orada çok uzaklarda. Burada kapışacaklar mı ne yapacaklar merak ediyorum hala. Konteynerin içine girdi KNG Valvanil. Ayakos bu arada Lonexter'i indirdi. Dark TV Easy'yi indirdi. Yani etrafında koşup duruyor oyuncular. Lanoli de arka taraftan flank atmaya çalışıyor M4'üyle. Evet en yakın fight çıkma ihtimali yüksek ihtimalle. Mansion'da bir fight var. Orada Blitz vektörüyle bir kill almış. Diğer oyuncuları da darlıyor. Tek başına bir squad'a kafa tutuyor şu an. Arabayla buraya gelmiş. Hemen biz şuradaki fight'a dönelim. KNG'den burada. Orada. Üff. Ejain neler yaptı orada? KNG Lanoli hemen orada Ejain'in peşine takıldı. Valvanil de ölüyor. Yani Ejain KNG Lanoli Valvanil'e yardım etmedi. Bıraktı orada. Ejain'i yakaladı. Bayağı bir vurdu. Ejain orada kaçtı. Lanoli hala spreylerini atıyor ama
Prefire'larla çıkıyor sağa sola. Şu an Sadevor'a doğru kaçıyor. Lanoli hala puşluyor orada. Şu an Ejen tuttu onu. Ayak sesi gelirse yüksek ihtimalle bırakacak. Kaldırmayı başardı takım arkadaşını. KNG de hemen yukarı çıktı akıllılık yapıp. Şu an Sadevor'u görmüş olması lazım. Ejen'i de görebilir oradan. Evet, Sadevor tertemiz. Tertemiz indirdi. Güzel bir 2x sprey izledik Sadevor'dan. KNG takımı çok dağınık oynadı burada. Normalde daha iyi oynuyorlardı. Takım arkadaşlarına hiç yardım etmediler düşen oyuncuya. Bu arada orada bir oyuncuyu düşürmeyi başarmışlar. Ve Mr. Butterfly'ın düşürdüğü oyuncuyu Jaxus öldürüyor. Ya da tam tersi. Expert Murderer bu arada bir oyuncuyu öldürdü. Evet, Hippoka da değil, Primoz da oldu. 14 numaralı takım, 1 numaralı takımı lobiye gönderiyor. Expert Murderer, Rüştü Aygün'le beraber güzel oynamışlar. Realtımız yok mu bu gece? Bu gece Sea of Thieves oynayacağım ya, Realtı değil de. Bayağıdır Realtı oynamıyorum Vex Nomad'ı aslında, biliyor musun? Canım da çekmedi değil yani. Bir ara böyle bir Realtı oynayasım var. İzlemek ister misiniz Rainbow Six chat? Kimler izlemek ister? Bir yazın bakayım. Paket loss maalesef şu anki güncellemenin en büyük sorunu. Bu arada burada Zorf'u indirmişler. Zorf sürünerek kaçmaya çalışıyor. Kapıyı açtılar orada. Zorf içeri kadar girdi. Dark TV ile Yusuf Can burada onu indirdi. Mr. Communist'e hemen cevap vermek istiyor. Açıkta bir oyuncuyu yakaladı ama başarısız vuruşlar geliyor. Evet, 4 vuruşu da kaçırdı. Ve açıkta yakalandı şu an. Mr. Communist'in 47 canı var. Takım arkadaşı ölmek üzere. Takım arkadaşının yanına gidip kaldıracak yüksek ihtimalle. TR Hunter burada. Kayanın arkasında. Tepedeki 4 oyuncuyla fightlıyor. Clay bu arada. Global'in içinde. Evet, şu an TR Hunter başarılı atışlarını yapmaya başladı. 2 tane shot attı. Baon'un bayağı bir canı var. Baron Baba bu arada Sekoliter'i indirmiş. Baron Baba nereden indirmiş? Baron Baba uzaklardan E24'üyle 4x'iyle indirmiş. Burada Baron Baba'ya bayağı bir atış geldi. TR Hunter hala o bölgede. Bir oyuncuyu daha naklarlarsa pushlayacaklar yüksek ihtimalle. Jaxus 2x var sadece minisinde. Yetersiz kalıyor dürbünü. Evet, takım arkadaşını burada kaldırdılar. Winter bu arada bir oyuncu indirdi. Mr. Communist burada takım arkadaşını kaldıramamış. Öldürmüşler. Mr. Communist'in de HP'si bayağı azalmış burada. Oraya smoke'unu attı. Loot'unu yapacak. Evet, o bomba başarılı olmaz yüksek ihtimalle. Çok uzak mesafe. Hop, şurada bir fight var, hemen oraya bakalım. Köprü çıkışında Mantar'da Bahadır ve Winter, burada bir airdrop kavgası yaşanmış. Lopwin'in olduğu yere doğru bir bomba geldi. Şu an Lopwin'i smoke'la kaldırmaya çalışacaklar orada. Kurt Bey de 6x minisiyle orada Bahadır'ı ve Winter'ı darlıyor. Yalnız Winter'dan güzel bir headshot geldi. Kurt Bey'in kas gücü mü vardı da kurtuldu? Yok, boyun shot gelmiş. Vişi White Lizard'ı indirdi. Üstüne bir de kankamı indirdi. Fight nerede yaşanıyor? Burada yaşanmış. Bu arada Lopwin'i kaldırdılar. Win burada binanın içerisine kadar girdi. Bahadır da burada airdrop'unu alıyor ama 10 canı var. HP'si yok. Geri çıkmaları lazım. Winter da şu an smoke'larını falan atıp orada oyalayacak. Yüksek ihtimalle burada sahilden koşup Fairy'e doğru alana girecekler. Evet, baktığımızda Gatka'nın güney tarafındaki dağlara, tarlaya doğru kapanan bir alan var. Bu arada Bindays orada MC Tracy'yi indirmiş. MC Tracy takım arkadaşları yakın mı diye bakıyorum. En yakın takım arkadaşı Mr. Communist. O da iki oyuncu tarafından darlanıyor şu anda. Yusuf burada kendi etrafını smoklamış. Evet, kimse izledim dememiş bu arada. Yayında donma falan yok arkadaşlar.
Bu arada Mr. Komünist orada Yusuf Can'ı indirmiş. Şu an Yusuf Can'ın olduğu yere doğru koşuyor. Dark'ın yerini merak ediyor bir yandan. Master Smurf takım arkadaşını ezdi. Dark TV orada Mr. Komünist'i bayağı bir 4x minisiyle darladı. Yani tekeri patlatması lazımdı şu ana kadar. Orada araca binip gidecek. Mr. Komünist yoksa. Onur Selim teşekkür ederim canım benim. Instagram'dan cevap vereceğim sana merak etme. Revo'yla Muhammed'i indirdi. Şu kalanda yakalamış iki oyuncuyu. Play'den tertemiz spreyler. Mr. Komünist bu arada Yusufcan'ı öldürmüş sonunda. Kili geldi. Şu an burada Gatka'daki evlere gelmiş tek başına. Bloodhorn tek başına. Master Smurf Clay'i ezdi. İkinci kez yaşıyorlar bunu. Sürekli birileri birilerini eziyor. Oo, burada Elgun Baba Cihan'la başka takıma doğru gidiyorlar. Kue orada Cihan Öztürk'e doğru sıkıyor. Bayağı bir atış geldi ama başarılı bir vuruş yok henüz. Türk ve Gavuza şu an oraya doğru geliyorlardı. Araçları bayağı hasar aldı bu arada. Yani atış da aldılar. Buradan çıkmaları gerekiyor. Minisiyle birilerini darlamaya devam ediyor. Dark TV oyundan düştü galiba. Bu şekilde bekliyor olamaz. Dark TV burada oyundan düşmüş. Onur Selin az önce sana gizli bir kullanıcı abonelik hediye etti. O gizli kullanıcının kim olduğunu bilmiyoruz. Yani Anonymous. O Anonymous olarak geldi. Anonymous. Ne ya, yanlış okudum. Burada Light Kuba'yı darlıyorlar uzaktan. Light Kuba'nın bir canı kaldı. Hemen kitini bastı. Aracına bindi ve gidiyor bundan. Bayağı atış geldi bu arada Light Kuba'nın aracına doğru. Windace Dark TV indirmiş. Nerede yaşanıyor? Oğlum siz yayını mı ghostluyorsunuz lan? Burada AFK adam var, oraya doğru 4 kişi koşmuşsunuz. Bak sizin ikinci vakanız ha bu Windace. Haberiniz olsun. İkinci vaka. Üçüncü de almam lobilere bak baştan diyorum. Saniye önce burada adam gösterdim. 40 saniye sonra Delay tam da 40 saniye bu arada. Windace'ler buraya gelmiş adamı vurmuş. Bu arada FMG orada bir oyuncuyu düşürmüş ve hemen öldürdüler orada Bahadır'la. Gerçekten tertemiz beril spreyleri gelmiş. Baron Baba bu bölgeye gelmiş takım arkadaşıyla beraber. Abi Windace tanıyorum ben, o çocuk öyle birisi değil. O zaman denk gelmişler. İki oluyor ama. Daha önce de onun hakkında abi ghostluyor, info veriyor falan diye takımın arkadaşı geldi yazdı chat'e yani. Mimli bende. Ben para ödeyerek devam ettirebiliyorum değil mi şimdi? Evet. Bu arada burada on-raid üzerinde bayağı bir sprey var. On-raid çok kötü yerde, apaçık alanda yakalandı.
Bir mermi daha isabet etmesi halinde ölecektir. TC hoca takım arkadaşına selamlara hemen cevap verdi. Cover fire dediğimiz koruma ateşini attı burada. Bu arada Onraid'i indirdiler ama Onraid safe bir yerde düştü artık diyebiliriz. Diyecektim. Onraid'i Sadevor açı alarak indirmiş. İşte kuzu kuzu geldin, diledince kapandın gözlerine bu kez umudumu. Oy! Ejeyn orada yan taraftan Kar98 ile çok güzel bir vuruş yaptı Uncle Drew üzerine. TC hoca bakalım vurabilecek mi? TC hoca Sadevor'u yakaladı açık alanda ve tertemiz SLR tepleri body shot atarak indirdi. Sadevor'u öldürmeye çalışıyor şu an. Yerdeyken vuramadı ama enteresan şekilde. Havadayken tüm mermileri tutturdu ama yerdeyken vuramadı. Şimdi öldürdü. Ejeyn bu arada güzel bir body shot attı orada. Ha, Millennium anladım. Oo, burada bir fight var bakalım mı? 5 numaralı takımla 3 numaralı takım burada birbirine girmiş. Expaz hayatta kalan son oyuncu, 3 canı var onda. Kitini basıyor şu anda. Evet. Orada Erzurumlu ne yapıyor anlamadım ama koşmaya devam etti. Bence ESG şu an oraya doğru geliyor. O açıkta yakaladılar oyuncu. Detelo Spectre Flink'ini attı. Detelo Spectre Equay'i öldürdü. Expaz'ı da öldürdü FMG Ezreal. Erzurumlu'yu öldüremediler ama. Inflames hoş geldin. Aleykümselam. Bu arada hapşıracağım, hapşıramıyorum. Mr. Komünist'i yakalamışlar burada tek başına. Oo, tepeden Darkland, Drakland orada 8x SLR susturusuyla FMG Ezreal'ı indirdi. Diğer oyuncuyu da gördü. Erzurumlu'yu orada loot yaparken yakaladı. Erzurumlu zor kaçtı içeri. Lockwin burada hemen spreyini attı. 4x spreyini. Ayakos bu arada Pepperoni indirdi. FMG Zonetic'te Secolite TR'yi indirdi. Oo, çok kötü bir yerde kalmışlar burada. FMG Zonetic dar açıdan. Jaxus orada geldi. FMG Rebel bir oyuncu indirdi. Tek başına mükemmel oynadı FMG takımı. FMG'den güzel hareketler. TC Hoca burada fight'ı duydu. Hemen arkalamaya yönelik oraya doğru ilerliyor. Zoe bombasını attı. Airdrop'un olduğu yerde Ayakos var. Ayakos'un spreyler geliyor şu anda. Ayakos çok güzel kaçtı. Zoe TV bayağı oldu yakın ama o da öldü. TC Hoca tek başına kaldı. Ayakos'tan tertemiz sprey. FMG Dezi TC Hoca'ya da indi. FMG takımı yargı dağıtmaya gelmiş bu lobiye belli. Full takım gelmişler zaten. Drakland burada 3 kişiyi öldürmüş Kurt Bey ile beraber. Erzurumlu FMG Azreal ve DTLO Spectre lobiye veda ediyor. Clay burada uzaktaki oyuncuların sesini alıyor ve oraya doğru şu an rotate'ini atıyor. Eğer vurabilirse güzel bir vuruş yapacak gibi geliyor bana. Direkt oyuncuların sesini alıyor ve oraya backstep atmaya doğru şu an ilerliyor. Evet, takım arkadaşlarını bekliyor şu an Clay. Dibindeler, işte önümdeki tepenin solundalar, ağacın oradalar, duyuyor diye infoyu veriyordur yüksek ihtimalle. Şu an Titanium 07 ve Light Kuba hiç arkasına bile bakmıyor. Clay orada tertemiz öldürecek onları gibi geliyor. İşi ikisini birden indirdi. Light Kuba artı Titanium burada lobiye veda eden isimler oluyor. Clay orada minisiyle uzak mesafeden fight'ını başlattı. Expert Murderer'ı HS atmış bile.
Expert Murderer takım arkadaşını ezdi. Rotate atacaklarken tam. Bu arada TC Hoca bağış attım çıkmadı mı dedin sen az önce? Nereden gönderdin bağışını? Az önce sordum cevap vermedi. Evet, burada rotate'lerine başladılar. Orada Koderox. Darbeli matkap Asil Türk'le Gavuz'a indirdi. Burada Bloodhorn'a doğru bu arada rotate'lerini yapıyorlar. Bloodhorn yalnız. Bakalım, Bloodhorn şu an araç seslerini duydu. Birinci aracı geçirdi. İkinci aracı spreyini attı. Bayağı tuttu bir oyuncu ama düşünmedi kimseyi. Bloodhorn sonunda F991'i düşürdü. Takım arkadaşları devam etti. Yüksek ihtimalle Bloodhorn burada kill'ini alacak. Evet, Bloodhorn burada Koderox'ları diğer takımı sürükledi. Efe orada aracı. Beril spreyini attı. Başarılı bir beril spreyiydi bu arada. FG'de. Evet, silahını kontrol etmekte zorlanınca darbeli matkap onu öldürüyor. Rüştü Aygün alan dışında kaldı. Groza'sı var. Takımının hayatta kalan son oyuncusu. Ona da M249 spreyi geldi. Sesleri arkaladılar burada, ses vermişler. Darbeli matkap şu an cevap verebilecek tek oyuncu FMG takımına. Bombayı çekti, ağaca doğru gönderdi. Bir oyuncuyu düşürecektir bence orada. Ayakos'u görüyor şu anda. Bir fark etti ama Zonetic dönüp mükemmel bir beril spreyle. Zonetic ikinci oyuncuyu da öldürdü. Windace'ler burada lobiye veda eden isimler oluyor. Yedi takım, 17 oyuncu hala hayatta. Tarlada koşan Kurt Bey'i yakalamışlar. Kurt Bey zıplayarak kaçmaya çalışıyor. Zıplamazsa daha sağlıklı olur onun için. Çünkü sadece bedeninin üst kısmı gözüküyor. Aa, Z sabit. Z sabit varmış lobide. Vay, Z sabite bak, hala hayatta. Z sabit şu an tarladan koşusunu yapıyor. Çıplak Z sabit gene lobiye girmiş. Burada bir araç aldı. 19 numaralı takıma doğru gidiyor şu anda. Oyuncuları görmüş olması lazım. Evet, sağ taraftan dışarı arkalarından dolaşacak. Z sabiti vuranı bu arada üzerim. Z sabite vurmayın. Z sabiti vurmayın. Z sabit bu lobinin gururudur. Z sabiti seviyoruz. Z sabit kendisine işaretini atmış. Oraya gideceğim, yatacağım diyor. Aracını bıraktı ve Z sabit koşusuna başladı. Bu arada indirim zamanında abone olunca ne oluyor? İndirim zamanında abone olunca beni desteklemiş oluyorsun. Evet, Z sabit şu an cıbıl cıbıl gitti, çimlerin arasına yattı. Z sabit. Bu arada Quatron orada bir oyuncuyu indirdi. Drakland. Spreyini attı. FMG Dizzy. Mükemmel oynuyor FMG bugün ya. Kley'e doğru spreylerini attılar ama başarısız. Oraya pushladı ve Kley'i de öldürdü. Ejeng de arka tarafta iki oyuncuyu düşürmüştü. Onun da killleri gelmiş oldu bu sayede. Z sabit, Z Suat'ın kabilesinden. Evet evet. Usta pusucu ya, baksana gözükmüyor yani. Z sabit. İnşallah ilk 3'e kalır Z sabit. Lopwin bu arada upgrade tutmayı yakaladı. Tertemiz bir 4x spreyi. Çok temiz oynadı. Çok temiz oynadı.
Bu arada Quattro'nu da gördü orada Lopwin. Quattro FMC Dezi'yi indirdi. Ayakos burada yerde yatıyor. Z sabit hala hayatta mı? Z sabit hala hayatta, güzel. Evet, burada Kurt Bey'i FMC tarafına doğru giderken FMC yönetip onu açık alanda yakalayıp Red Dot Spray ile tertemiz aldı. Lopwin takım arkadaşına yardım etmeye doğru gidiyor şu anda. Zonetic'de 7 kill var. Zonetic'e bir headshot geldi orada. Draklance bu arada arka taraftan Ayakos'u indirdi. Yani şu an tüm takımlar Ayakos'lara oynuyor. Lopwin oraya doğru bombalarını gönderdi ama başarısız bombalar. Ejain burada FMC oynadı. Yani herkes şu an FMC takımını oynadı. Lopwin de Ayakos'u yakarak öldürdü. Z sabit. Bir canı var. Niye bir canın var senin bebeğim ya? Aa, bir canla oynuyor Z sabit. Son 7 oyuncunun arasına girmeyi başardı. Ejain burada hala bir takımı darlamaya çalışıyor 3x'i ile. Z sabit gene bir çalı bulmuş. Oraya girmiş. Burada hayatta kalmaya çalışıyor. Bir canı var bu arada Z sabitin. Ejain'in üzerine Lopwin orada bir baskı kurmuş. Kar 98'ini çekti. 8x'i takılı. 4x'e kadar geri çekmiş. Ejain'den güzel bir sprey ama Quattro'nun arka taraftan çok uzaklardan 4x'i ile orada Lopwin'i indirdi. Z sabit alan içerisinde mi diye bakıyorum. Z sabit alan içerisine gelmiş. Kendisine bir çalılık bulmuş gene. Burada yatıyor Z sabit. Z sabit yani dikinden belli yani. Helal lan sabit. Ejain hala hayatta bu arada. İki takıma karşı direniyor. Uzaklardan ve Amil Met onu bayağı vurdu. Ve Amil Met onu öldürdü. Burada Lopwin alan dışında kalmıştı. Drakland bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu arada Z sabit hayatta kalan son oyuncu oldu. 20 numaralı takım. Bakalım Z sabiti bulabilecekler mi? Ve Amil Met, Ali Ata ve Quattron şu an deli gibi oyuncu arıyorlar haritada. Z sabit burada sürünüyor. Bakalım bulabilecekler mi Z sabiti? Adam ikinci oldu tek başına chat. Bir canla. Bir canı var bu arada. Amil Met, Quattron, Alita diyor ki rakip nerede göremiyorum. Düşman nerede acaba? Şu ağacın arkasında olabilir. Oraya bir bomba atayım falan. Evet. Deli gibi arıyorlar şu an Z sabiti. 30 saniye var diğer alanın kapanmasına. Bakalım Z sabit ne yapacak? Z sabit şu an ayağa kalktı. Çıplak bir şekilde koşuyor. Sevinç gösterilerini yapıyor şu an. Quattro hiç acımadı. İnsan bir gider adamı tebrik eder. Çıplak bir şekilde adam buraya kadar gelmiş. Z sabite helal olsun. Quattro niye vuruyorsun adamı? Adam çıplak. Adam zıplıyor. Z sabitiye bir kalp alalım mı chat? Güzel oynadı. Abi karla 10 kişinin atladığım 3 kilim var. Gördüm. Bu arada Quattro, Ali Atay'ı ve Va Amil Med'i tebrik ediyorum. İyi oynadılar.